Frankfurt. Oglis. Fatih'in iyi bir zamanlama yapması lazım. Recep Poster vuruyor maalesef gol. 38. dakikada Poster'in golüyle 1-0 yenik duruma düşüyoruz. Rod karşılıyor hata. Herzog'a uzun bir top. Defansımızın ortası boşaldı. Herzog Güneyt'in kapatması lazım. Herzog vuruyor ve gol. Fatih. Herzog. Ve 3. gol. Karşılaşmanın 53. dakikası. Gol Herzog'dan ve durum 3-0. Mustafa taç atışını kullanacak. Recep sokuluyor yanına. Recep. Ünal. Rıdvan. Rıdvan'ı kaçırdı Ünal. Rıdvan rakibinden sıyrıldı. İkinci rakibinde geçerse tehlikeli. Gol! Gol atıyoruz sayın seyirciler. Kuraska. Cüneyt topu kafa vuruşuyla uzaklaştırdı. Mustafa topla buluşuyor Mustafa. Ünal'ın önündeki boş alanı attı. Ünal kaleciyle karşı karşıya ceza alanı içerisinde. Vurursa gol olacak. İyi vuramıyor. Yine Ünal'da top. Tehlike devam ediyor ancak hakemden penaltı kararı bekleniyor futbolcularımız tarafından. Eliyle oynadığını iddia ediyor futbolcularımız ama Ünal gibi bir golcü futbolcunun böylesine müsait durumdan yararlanamaması gerçekten üzüntü verici ve şimdi kalemizde bir tehlike doğabilir. Büyük Gökhan topu kontrol etti. Ünal. Savaş offside. Ceza alanı içerisindeki bu pozisyonu Avusturyalıların beklediği gibi penaltıyla değerlendirdi. Rıdvan ikinci gol şansımız. Tanju vuruyor ve gol. Karşılaşmanın 81. dakikasında 3-2 yapıyoruz durumu. 81. dakika. Tanju, golcü Tanju önce Feyyaz'ın sonra Tanju'nun golleri ve ikinci yarıda durum 3-2 sayın seyirciler. Evet, maçın ilk dakikalarında atmamız lazım gelen goller, atmamız gereken goller karşılaşmanın ikinci yarısında 3-0 yenik durumdayken geliyor. Önce Feyyaz, ardından Tanju ve durum 3-2. Savaş, Rıdvan kaleciyle karşı karşıya. Rıdvan'ı düşürüyorlar. Penaltı, penaltı. Rıdvan'ı düşürüyorlar. Ancak Rıdvan'a sarı kart sayın seyirciler, böyle şey görülmemiştir futbol sahalarında. Biz penaltı bekliyoruz. Kaleciyle karşı karşıya futbolcumuz düşürülüyor ve hakem Rıdvan'a sarı kart gösteriyor. Ve Viyana Prater stadında hak etmediğimiz bir yenilgi alıyoruz sayın seyirciler. Ünal'a kazandırıyor. Rıdvan'ın önünde boş bir alan var. Süratle defere kalktı. Mustafa. Sağ kanatta Feyyaz. İçeri doğru hareketlendi. Rıdvan. Rıdvan'ın önü boş. Ceza alanı yan çizgisinde. Uzak direğe doğru. Son anda Weber müdahale ediyor ve korner. Mustafa. Mustafa. Ünal. Ünal kaleciyle karşı karşıya gidiyor. Mustafa da atak yapıyor. Vurdu. Kale direğinin yanından avuta gidiyor ama daha önce Tulio Lanessa ceza alanının dışarısında. Ünal topla buluştu. Rıdvan sağ kanatta boşa çıktı. Oğuz kaleciyle karşı karşıya vuruyor. Yandan out. Ah Oğuz, ah dememek mümkün değil. Ceza alanının ön çizgisi üzerinde karşısında sadece kale ve kaleci var ancak isabetsiz vuruyor. Wilford. Oglis. Fatih'in iyi bir zamanlama yapması lazım. Recep Poster vuruyor maalesef gol. 38. dakikada Poster'in golüyle 1-0 yenik duruma düşüyoruz. Rod karşılıyor hata. Herzog'a uzun bir top. Defansımızın ortası boşaldı. Herzog Güneyt'in kapatması lazım. Herzog vuruyor ve gol.
Fatih. Herzog. Ve 3. gol. Karşılaşmanın 53. dakikası. Gol Herzog'dan ve durum 3-0. Mustafa taç atışını kullanacak. Recep sokuluyor yanına. Recep. Ünal. Rıdvan. Rıdvan'ı kaçırdı Ünal. Rıdvan rakibinden sıyrıldı. İkinci rakibinde geçerse tehlikeli. Gol! Gol atıyoruz sayın seyirciler. Kuraska. Cüneyt topu kafa vuruşuyla uzaklaştırdı. Mustafa topla buluşuyor Mustafa. Ünal'ın önündeki boş alanı attı. Ünal kaleciyle karşı karşıya ceza alanı içerisinde. Vurursa gol olacak. İyi vuramıyor. Yine Ünal'da top. Tehlike devam ediyor ancak hakemden penaltı kararı bekleniyor futbolcularımız tarafından. Eliyle oynadığını iddia ediyor futbolcularımız ama Ünal gibi bir golcü futbolcunun böylesine müsait durumdan yararlanamaması gerçekten üzüntü verici ve şimdi kalemizde bir tehlike doğabilir. Büyük Gökhan topu kontrol etti. Ünal. Savaş offside. Polster ve Glasmayer. Fakult. Proaska vurdurmuyorlar Proaska'ya. Dikkat etmek lazım Ağuz. Ceza alanı içerisinde yapacağımız en ufak bir hareket penaltıyla değerlendirilebilir hakem tarafından. Mustafa. Tanju. Savaş kaleciyle karşı karşıya çapraz durumda. Savaş vuruyor ancak defanstan döndü. Taca çıkmasını bekliyor topun ve milli takımımız şimdi taç atışı kullanacak. Cüneyt. Fakult. Recep. Mustafa vuruyor kaleciliğinden Berger. Polster. Semih'in eline çarpıyor top. Julio Lanessa ilk defa bu kadar tarafsız hareket etti ve ceza alanı içerisindeki bu pozisyonu Avusturyalıların beklediği gibi penaltıyla değerlendirdi. Rıdvan ikinci gol şansımız. Tanju vuruyor ve gol. Karşılaşmanın 81. dakikasında 3-2 yapıyoruz durumu. 81. dakika. Tanju, golcü Tanju önce Feyyaz'ın sonra Tanju'nun golleri ve ikinci yarıda durum 3-2 sayın seyirciler. Evet. Maçın ilk dakikalarında atmamız lazım gelen goller, atmamız gereken goller karşılaşmanın ikinci yarısında 3-0 yenik durumdayken geliyor. Önce Feyyaz, ardından Tanju ve durum 3-2. Savaş. Ünal, atağımız devam ediyor. Ünal, arapası Mustafa atak yapıyor. Mustafa. Rıdvan tehlikeyi uzaklaştırdı. Rıdvan. Savaş. Rıdvan. Kaleciyle karşı karşıya Rıdvan'ı düşürüyorlar. Penaltı. Rıdvan'ı düşürüyorlar. Ancak Rıdvan'a sarı kart sayın seyirciler. Böyle şey görülmemiştir futbol sahalarında. Biz penaltı bekliyoruz. Kaleciyle karşı karşıya futbolcumuz düşürülüyor ve hakem Rıdvan'a sarı kart gösteriyor. Evet, pozisyonu bir kere daha seyrediyorsunuz. Doğrudan rakibe yapılan bir hareket. Bakın Rıdvan top önündeyken rakibi tarafından düşürülüyor ve niye gol pozisyonuna girdin diye düşünüyor herhalde karşılaşmanın hakemi ve Rıdvan'a sarı kart gösteriyor Recep. İkinci yarıdaki duraklamaları dikkate aldı Tullio Lanessa ancak şu anda bitiriyor karşılaşmayı ve Viyana Prater Stadı'nda hak etmediğimiz bir yenilgi alıyor.